Arkadaşlar hepinize... Ya oğlum Atakan gibi girdim, dur dur. Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok salakça bir içerik yapacağız. Ama yapacağımız içeriği Türkiye'de çok kişi yapmamış, bir şeyler falan yapmış işte. Ali biçimde Mesut Çantama işte. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte milletin dediğim takipçilerimin veya takipçi olmayan insanların... Baba helal olsun ya. Babam girdi ya, böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda ilk defa bu kadar salakça bir içerik çekiyorum. Niye kendini vuruyorsun? Kendimi niye vurmayayım? Egoist bir insan değilim. Ben kendimi yanlışlarını da söyleyeyim. Alkış kızıma. Peki. Yani sen buna karışamazsın. Peki. Kimsin oğlum sen? Kimsin esopmusun? İstemezsin göz göze. Gitti aşkı hatırla. Başkasının sözlerinde belki iki satırla. Sensin hayalimde belki mutluluğun kavramı. Bir sözüm var şair, gidin aşkı biraz anlayın. Evet arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takipçilerim veya takipçi olmayan insanların aldatılma veya aldatma hikayelerini göze alacağız. Onları dinleyeceğiz vesaire. Abicim telefonu alayım. Ben gerçekten çok heyecanlanıyorum. Oo, böyle başlayacaksak hiç başlamayalım hacım. Bu ne ya? Bu arada şöyle bir şey var. Ahmet abi benden story attı. Dedi ki aldatma hikayelerinizi anlatın veya aldatılma hikayelerinizi. Böyle okumaya başlıyorum. Yağız abi, bir kere sevgilimle ağacın altında oturuyorduk. Karşıda başka bir kız var, tanımıyorum. Sonra ben o kızı taktın, sürekli bize bakıyor. Ondan sonra ben su almaya gittim. Bir baktım kız meğer sevgilimin sevgilisiymiş. Onlar beraber yakaladım, çok kötüydü. Sevgilinin sevgilisi olduğuna nereden kanaat verdim ve veya şöyle bir şey yakaladım mı? Beraber sarılıyorlardı falan filan mı? Ya da şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen o kızın sana baktığını görüp neden kızın yanına gidip niye bakıyorsun diye sormadın. Sen delikanlı bir kız değil misin? Gözümden düştün şu anda. Bu bir aldatılma değil. Aldatılmadım ama bir çocuk var. Onu seviyorum. Söyledim, reddedildim ve ona rağmen onu seviyorum. Kaç kere sevgilisi oldu ama yine vazgeçmedim. Helal olsun. Dayanıklı bir kızmışsın. Helal olsun. Ben öyle bir şey olsa ben vazgeçerdim artık. Ne yapayım, üstüme 25 tane kum almış ama. Aga be, aklıma geldi. Şimdi her neyse anlatayım. Bizim okulda beni çok çok seven bir çocuk vardı. İsim vermeyeceğim. Bu çocuk beni o kadar seviyordu ki herkes çok şaşırıyordu. Diyorlardı ki bu kadar sevmek olmaz falan. Sonra bir gün biz bu çocukla sevgili olduk. Biz sevgiliyken bir kız bana mesaj attı. Dedi ki sevgilinin seni benimle aldatıyor. Tabii ki önce ben buna inanmadım ama sonra öğrendim ki gerçekmiş. Tam da 14 Şubat'ta öğrendim. Yani uzun lafın kısası, Allah onu bildiğin gibi yapsın. Abi çok kötü ya. Bu da bela okumuş. Abi çok kötü ya. Yani hayatımda böyle bir şey yaşamak istemezdim sanırım. Düşünsene kanka, birbirinizi çok seviyorsunuz. Ondan sonra işte böyle yakalıyorsun, başka biriyle sevgiliymiş ama. Ne yaparsın abi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle şeyler yaşadıysan gerçekten Allah kolaylık versin. Kolay şeyler değil, yaşanıp vazgeçilecek şeyler değil. İlla ki aklında bir yeri kalır. İlla ki aklının bir köşesine yazılır böyle şeyler. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çocuk karaktersizin önde gideniymiş. Dur bakayım. Tam da 14 Şubat'ta öğrenmen seni kaç hayal kırıklığına... Ha? Kaç ay çıkmıştı? Abi bilmiyorum. Öyle bayağı... bir şey veriyor mu? Hayır ama çıktık diyor yani. 14 Şubat'ta öğrenmen gerçekten çok kötü bir şey. Çünkü düşünsene 14 Şubat'ta sevgili almaya giderken sevgilisi olmuyor. Hayır, çıktı da o kadar süreçte hiç mi şüphelenmedi yani? Çok saçma. Yani saçma şeyler var zaten. Geçmiş olsun tekrardan. Abi daha bir önce yaşadım. Bir kızı çok seviyordum. Gittim. Açıldım. Kıza sevgili olduk. Aradan bir yıl geçti. Bir yılımız olduğu için hediye almıştım. Hediyeyi vermek için arkadaşlarımdan nerede olduğunu öğrendim. Gittim. Gittiğimde bir erkekle sansür. Beni gördü. Ben arkamı döndüm. Gittim, bana bağırdı. Ama umursamadım. Eve gittiğimde ona mesaj attım. Keşke olmasaydım diye engelledim. Onu bugün gördüm. Yeni sevgilisiyle geziyordu. Yolumu değişip gittim. Şimdi diyor ki moruk, bir hediye almak için gidiyor. Olayı anladın mı? Bir senedir sevgililer, bir senesini kutlamak için gidiyor, hediye alıyor abi. Hediye aldığı kızı başka bir erkekle öpüşürken görüyor. At yarışı. Ve olayı bilmiyorsun, kız erkeğe bağırıyor. At yarışı. Diyor ki git. At yarışı ne hala? Ya sen abi, sen gerçekten çok karaktersiz bir insanmışsın. Ben sana buradan söylüyorum. Evet. Ah. Ah pardon, üstüne oturdum da. Oturdum deyince. Evet, tekrar öpüşüyormuş abi. İyi vakumladıysan iyi ya. Yapıyor böyle. Düşünsene. Ay çok kötü. Bir yıldan sonra ama kız sen çok karaktersiz bir insanmışsın. Bu arada ben de aldatıldım, biliyor musun? Şimdi burada kız diyorsun, onu yazan acaba erkek mi bayan? Erkek yazdım. Diyeceğim kız. Sabah arada, aşkım ben anneme tatile gideceğim, haberin olsun. Seni seviyorum. Akşam ayrılık mesajı attı. 2 gün sonra kızla tatil fotoğraflarını gördüm. Hala düşündükçe gülüyorum. Sen gülünecek bir olay değil bu amına. Düşünsene, düşünsene. Bak ben kızın halini yapıyorum şu anda. Bakıyor, tamam mı?
amına koyayım diyor. İyi tatilde geziyorlar falan, sabi kaydırıyor. Bak. Sabi kaydırıyor Ertan amına koyayım. Amına koyayım Ertan. 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 Oğlum ya çok kötü amına koyayım. Geçmiş olsun. Ya ben sizin derslerinizi niye okuyorum, dertlerinizi? Neyse. Bak böyle bir abiniz veya arkadaşlarınız var. Abi şimdi 14 aydır çıkıyorum kızla. Yani bir sene, iki ay. Bravo ya. Gidiyor ilişkimiz falan. İyiyiz, benimkinin çok... Seninkinin arkadaşı var. Bir anda onunla konuşmaya, çok yakın olmaya falan başladık. Kanka ya gibi, sonra gidip en yakın arkadaşıyla çıktım. Allah da senin belanı. Hala 14 aylık ilişkim olan kızdan ayrılmadım. İkili idare ettim. Şu an da 14 aylık sevgilimi yakın arkadaşıyla çıkıyorum. Üçlü idare ediyorum. Seni takip ediyorum. Üçü de ifşa olmasın. Bir şey söyleyeceğim. Bak siz çok salaksınız ya. Ya birazcık şey yapsanıza. Ne yapıyor bu? Benle konuşurken kimle konuşuyor diye merak edin. Ben kız arkadaşımı merak ediyorum. Yanlış bir şey yapmıyorum. Anladın mı? Yapın bunu. Senin amına koyayım. Tıs yapıyor ya. İsim okumayayım ya. Annesi bizim sevgili olduğumuzu bilmiyordu, öğrenmiş. Annesi öğrendikten sonra bana hiçbir şekilde yazmadı. Ben de sevgili olduğumuzu biliyordum. Ta ki bir ay sonra sevgilisi olduğunu görmek kadar. Dun 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 dun. Nasıl, annesiyle ne? Annesi ne? Anne ne yapmış? Annesi, bence sana bir şey söyleyeyim mi? Annesinin olayını söyleyeyim mi? Annesi bir bahane. Annesi falan yok ortada. Öğrenmemiş. Belli ya, sen çok salak bir kızsın bence. Annesi öğrenmemiş abi. Bu kız gidip... Annesi öğrenmiş, süsü verdikten sonra kız demiş ki aklımda, acaba annesi mi beni istemedi? Nasıl? Hmm. Anladın mı? Yakaladın mı İnce'yi? Tıs yap. Kral. Şimdi anladın mı İnce'yi? Bak. Evet. Annesi mi öğrenmedi acaba? Yapmış. Ondan sonra bu çocuk da demiş ki, bu salak zaten annem olarak görüyor. Evet. Annem olarak gördüğü için demiş, evet, benim bir sevgilim olsun. Tabii. Ben de ikisini bir arada, tabii, idare edeyim dedikten bir ay sonra kıza yazmış ayrılık mesajını. Niye bir ay beklemiş peki? Valla kız, yo çocuk bir ay beklememiş ki. He, hemen. Kız bir ay sonra öğrenmiş. Alkış kızıma. Peki. Gitme kaybedince daha çok. Ben aslında hem aldatıldım hem aldattım. Şöyle oldu aslında. Sevgilim ben Melek. Ne güzel ismim var, kurban olayım. Bak Nihat Atipoğlu ile Dosta Doğru izle. Öyle şeyler var mı, kurban olayım. Şöyle oldu aslında, sevgilim benle çıkarken en yakın arkadaşıma yazdı. Arkadaşım da ona karşı boş değildi. Ben de gittim, en yakın arkadaşımın sevdiği çocukla çıktım. Bu ne oğlum ya? Brezilya fashion'ı biliyor musunuz? Biliyoruz. Abi böyle kamera yerleştiriyorlar, gidiyorlar. Karılarını basıyor, ay kocalarını basıyorlar. Aldatıyor mu acaba, süsü veriyorlar, anladın mı? Gizli kamera. Sen bilmiyorsun değil mi onu? Hissettirim sonra. En yakın arkadaşımın sevdiği çocukla çıktım. Şu an çok mutluyuz. Yasak elmaya döndük. Yasak elma değil bu, aşkı memnun mu? Uyurken telefonunu alıp görmüştüm. İşin kötüsü, aldatıldığı birden fazla kişiydi. Ve of. Ve biri benim okulumdandı. Bir şey demedim. İntikam almak istemedim. Sonraki gün ikisini GOP meydanında sırf. Bir söyleyeceğim. Neden saçma biliyor musun? Bence senin bunu görüp öbür kızlara da yazman gerekiyordu. Abi kimse böyle şey yapmıyor mu yani? Düşünmüyor musun? Bunda bir sıkıntı var. Bunun değil. Ben anlarım ki. Sezgin abi mesela. Sezgin abi mesela benle konuşurken seninle konuştuğunu çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü sadece genellikle bizle konuşuyor. Bak şimdi Sezgin abi, sana bir hareket yapacağım. Yine götüyle açtı. Maalesef ki aldatıldım. Kimseyi aldatmadım Allah'a şükür. Geçtiğimiz yazın başında 1,5 aylık bir ilişki. Siz bunları hikayeden mi alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz amına koyayım? Çok güzel yazıyorsunuz. Sağ olsun eski erkek arkadaşım gidip tanımadığı biriyle DC oynuyor. Ben böyle kaç kız aldatmışımdır ama. Şaka. Osurdu mu o? Ben koltuk yapıyorum. Girip tanımadığı biriyle DC oynuyor. Arkadaşım da yanında ama kızı kesinlikle tanımıyor. Sonra bunlar bir yere oturuyorlar ve DC oynuyorlar. Kızın arkadaşlarına biri öpüşün diyor. Benim ex hayvan da. Ex hayvansa. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ex sevgilinse onu siktir et. O da ex hayvan. Hiç düşünmeden öpüşüyor. Bir şey diyeceğim. Bana bir kızla öpüşün diyecek. Ben de dur falan. Water spray oldu. Öpüşüyor, yanında olan arkadaşım beni sorduğu zaman of boş ver onu, ayrılacağım ondan zaten diyor. Bu tamamen 7 kat zevkin vermiş olduğu bir şey. Bu tamamen bu 7 kat oradan... zevki, bana anlatır mısın ya mesela? Ne anlatayım, kurban olayım, bilmiyorsun sanki, erkek herifsin, hayvan kadar olmuşsun, 25 yaşına gelmişsiniz. Nasıl biliyor musun, ben sana şöyle söyleyeyim. DC oynanır. Evet.
Eyvallah. Eğer DC'de iki kız iki erkek varsa iki kızdan bir kız bir erkekle öpüşür. Hı-hı. Bu nettir. Nettir. Zaten iki kişi birbirinden hoşlanıyorsa bu oyun oynanır. Yalan mı? Yalamam. Olay olmuştu. Bir kızla konuşmaya başlamış. Flört etmiş. Kızın yüz verdiğince görünce gece mesajda benden ayrıldı. Ertesi sabah kızla buluştu. Tabu yakaladım. Sıçtım ağzına. Pişman olduğuna inandıktan. Bu arada bilerek fake hesap açıp yazıyorlar biliyor musun abi? Ya şimdi kimse özel hayatını doğru söylüyorsun. Boktan dökmek istemez yani. İnandıktan sonra tekrar denemeye karar verdik. Bir sene olacak. Bardak kırık diye sen sudan vazgeçtin mi? Ben vazgeçerim. Peki abi. Bardak kırık diye ben sudan vazgeçtim mi? Ya dün bir çocuk var tamam mı? Gece saat 4'te sevgilisiyle DC'de tamam mı? Yani Discord'da. Discord'da. Abi saat gece 4'te kız yatıyor tamam mı? Discord'da açık ama. O erkek arkadaşı da sabaha kadar onu dinliyor. Abi yanında bir tane abisi var onun da. Abi diyor nefes alıyor, kurban oldum. Peki bunu kim yapabilir ya? Kesin bir net bir gerizekalı. Bence de sabah ama kızı kadar... seviyorsa yapabilir yani. Abi Gökül diyor bu kuzum benim uyuyamaz. Korkar abi. Ben bunu garip uyandırayım mı? Bu ne abi? Bu net oynuyor ya. Ben bunu sevgi görmedim. Ben bir şey diyeyim mi? Bence bu sevgi değil, net bunun ötesi ya. Net oynuyor. Net oynuyor değil mi? Ama bence seviyor. Sibelcan gibi seveceksin abi. Çakmak çakmak gözlerim. Sibelcan söylüyorduk dün. Neydi hangi şarkısıydı? Kader. Kader. Sen bize nazik davranmadın. Ben aldatmadım, aldatılmadım. Ama babam annemi aldatıyor. Şişeceğim sen ciddiysen. Biliyorsan ve bunu biliyorsan annenin babanla ayrılmasını istemiyorsan saçmalık yapıyorsun git. Çünkü gerçekten yani bunları yaşayıp söylemiyorsan, göz ardı ediyorsan yapma bunu. Ama olgunluktur be. Aa. Olgunluktur. Şimdi kanka neler yaşadığımı çok falan, iyi biliyorsunuz. Yapma ailesi bunu. Falan. Aldatılacak bir sevgilim olmadı. Ahmet değil mi? Aldatılacak sevgilisi yok. O sensin. 7 senedir sevgilin yok. 7 senedir sevgilisi yok. Buradan Esra Erol'a. Esra Erol'a başlayın cevabı verecek. Aaa! Hep okuyorum be! Bir ara bir çocuğa aşık olmuştum. Sonra benimle pek ilgilenmiyordu. Ben de fake kız hesabı açıp deneyecektim. Sevgilim var mı demiştim. Var demişti. İsmi ne demiştim. Nisa demiştim. Yani benim ismim değil. Fıkra mı anlatıyorsun oğlum? Ooo! Beni bir gün böyle 8. sınıfta bir sevgilim var bir kandırdı. Ay ben de o zamanlar şeyim. Kız düşkünüm amına koyayım. Şu an kızlardan nefret ediyorum. Ameyose? Şaka. Ameyose tamam hocam. Neyse. Ondan sonra abi işte 8. sınıfta abi fake hesaptan açmışlar. Bak olaya bak. Ben anlamadım tabi. Gerçekten bir fake hesaba benzemiyor. Çünkü hani anlarsın fake hesap olduğunu anladın mı? Bir 100 takipçisi vardır. 500 tane takip ettiği vardır. Bu bir fake hesaptır. Abi açmış kız 1000 takipçili 25 takip ediyor. İnanmaz mısın amına? Abi yazdı. Ben LOL oynamanı çok seviyorum. Kız arkadaşım yazıyor 8. sınıfta. Ben LOL oynamanı çok seviyorum ve LOL oynamak istiyorum seninle. Beni arkadaş ekle bugün oynayalım. Nereden biliyormuş? Ay tamam eklerim. Sevgilim var mı? Yok benim sevgilim. Ben sensin bu. Bu benim. Yok benim sevgilim abi. Yok benim sevgilim. Amına koyayım. Pelin Su yazdı. İsmini söyleyeceğim abi yapacak bir şey. İzliyorsan kusura bakma kardeşim. Vallahi korona olmuşlar ya. Ama öyle olmaz beylerden. Yo işte aldattım beni. Konu nereye bağlandı amına koyayım? LOL mu oynadınız yani? Hayır LOL oynamadık. Pelin Su yazdı bana. Sen dedi hayatımda gördüğüm en karaktersiz insansın. Allah Allah dedim. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Neden öyle bir şey dedin? Senin dedi yazıştığın kız dedi benim arkadaşım. Fake olduğunu da söylemiyor. Ben de dedim o zaman arkadaşım LOL ismini ver de oynayalım. Benimki daha güzel. Hiç sevdiğim ve sevgilim olmadı. Peki bunları niye aldın SS kardeşim sen? Ben niye aldım biliyor musun onları? Buradan bütün ismini... Size aldatılma hikayemi anlatayım mı? Teze mi? Evet. Arkadaşlar ben... Bu arada termal psikolog. Yaklaşık 1,5 sene önce. 2 sene önce. 2,5 sene önce hatta. İşte sınıftayım yine. Oğlum bak çok saçma ya. Kal bir... Aldatılırım ben. Hani çok... bilmedim. O zamanlar aldatılırdım. He. Abi ulan geziyorum kız yok ya meydanda. Aynı okuldayız kızı bulamıyorum şuraya bak. Gidiyorum işte. Bir baktım kız şeyle, benim en yakın arkadaşımla böyle gitar mitar çalmaya çalışıyor. Gittim dedim ki sen ne yapıyorsun? Niye yani gidiyorsun onunla bir şeyler yapıyorsun, gitar çalıyor ve çok kıskanç bir insanım. Ondan sonra dedi yok o dedi benim arkadaşım, sen arkadaşımdan beni mi kıskanıyorsun, yükseldi bana falan filan dedim. Koyarım. Bak dedim o elini indir.
Oyunu indir dedim. O indirdi ondan sonra korktu, göt korktu söylemiş. Kızla kaç aydır çıkıyorsun peki? 5. 5 aydır mı? Evet. Ondan sonra yok dedi arkadaşım yükseldi dedim. Bak yine o elini indirmiyorsun dedim. Yine oturttum elini indirdim. Çok önemli olaylar onda. O elin inmesi lazım. 2 gün geçti, 3 gün geçti. Kız bana yazmıyor. Trip atıyor sanıyorum ben. Amına koyayım bir baktım kız sarmaş dolaş sarılıyorlar bir şeyler yapıyor. Nereden gördün? Hoşlantı. O zaman Facebook vardı. Hoşlantı. O şey Facebook değil vardı, Instagram vardı ama Instagram o kadar popüler değildi. Yani Facebook daha çok kullanılıyordu. Oyun moyun oynuyordu. Yayın açıyordu, yeni takip. Sonra? Aha yine böyle. Ben görmez olaydım ya. Bak yine isim ver. İsim niye? Çocuğa böyle çıkıp bir tane vurdum abi. Vurduğum anda çocuğa vurdum. Ya. Okulda abi okulda. Koridorunda görüyorum onu. Çocuğa çıktım bir koydum. Ha. Desem yalan olur. O bana bir koydular. Çocuğa vurdum abi. Bak. Vurdu. Böyle yaptı. Niye vuruyorsun dedi. Bir tane daha vurdum yere düştü. Kalktı kafa attı bana. Ne yapıyorsun lan sen dedi. Vurdum kızın saçını tuttum yere attım. Bir şeyler kızın yapıyorum. Kızın niye yapıyorsun? Abi çok ben sinir hastası falanım herhalde. Ben çok agresif bir insanım. Peki çocuk. Bak şu evimde kendi kendine. Ondan sonra abi. Olay bu kadar. Yani sonra. 20 bin beğeni gelirse. 20 bin var. 20 bin beğeni gelirse. 20 bin beğeni gelirse burnunu deldiriyorsun. Sen ne yapıyorsun? Saçımı griye boyadım. Gri başka bir şey yapıyor. Hayır hayır. 20 bin herkes yapıyor. Hayır. Evet arkadaşlar. Videoyu izleyip like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 30 bin like'da saçımı 3'e vuruyorum. Ona göre. 20 bin like'da ne yapıyoruz? 20 bin like'da saçımı ben griye boyuyorum. Bakın yine 2 tane şey var. Bir griye boyama bir de saçımı 3'e vurma. O zaman sadece bir tanesi seçiyorum. 20 bin beğeninde saçımı 3'e vuruyorum. Tamam. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Lütfen o like'lar gelsin. Şunu size saçımı vuralım. İzlediğiniz için hepinize çok saçını teşekkür ederim. Saçını sıfıra vursak ne olacak? Allah aramam, sormam bir daha.